Abi, ne olur bir şeyler yap, çok korkuyorum. Babam sağlam toprak demine. Aklına kötü şeyler getirme. Buyurun aşağıda konuşalım. Artık müsaade edin bana gideyim candan. Mehmet, böyle konuşma lütfen. Allah'tan ümit kesilmez. Beni daha fazla üzme ne olur. Yoruldum candan. Takatim kalmadı. İyileşeceksin canım. Sana öyle iyi bakacağım ki iyileşeceksin. Sen bana zaten iyi bakıyorsun. Bana Veysel'i çağırır mısın? İşten konuşmanın sırası mı şimdi böyle gece vakti? Hı? Hiç de günü değil. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk annem. Geç kaldın. Açsın değil mi? Vallahi açım ya. Geç otursan. Ben yemeğini koyayım. Babam nerede? Yok mu? Evden çağırdılar. Mehmet Rıfat Bey pek kötülemiş, yazık. Ha, sorma. Biliyorum annem ya. Sabah yanlarındaydım ben, oradayken doktor bekliyorlardı. Kliniğe gitmem gerekti, şimdi de arayamıyorum kötü bir haber alacağız diye. Allah çektirmesin demekten başka elden ne gelir oğlum? Hayat değil adamcağızın ki. Ölemiyorum Meysel. Yaşayamıyorum da. Kendimi öldürecek gücüm olsa yaparım. Onu da yapamıyorum. Öyle konuşma beyim. İyileşeceksin. İnsanın bu dünyada yarım kalmış bir işi varsa huzur içinde gidemezmiş Veysel. Ben ayağımdaki taşın ne olduğunu anladım birden. Kızımı getir Veysel. Getir ki ben de huzur içinde yumayım gözlerimi. Beyim... Yerini biliyorsun. O kız buraya ait. Getir ki helalleşeyim. Kardeşlerine, ailesine, anama emanet edip ben de yoluma gideyim Veysel. Beyim, beyim, bunca yıl sonra yapma bunu. Beyim, gözünü seveyim. Zaten herkes acınla kavruluyor. Bir de çiftliğe ateşe mi vereceksin? Böyle olmaz Veysel. Hak yerini bulacak. O kız buraya gelecek. Ve hakkı olanı alacak. Bak, kardeşimden öte oldun sen bana. Dünür de oluyoruz şimdi. Son arzumu yerine getirmeyecek misin? Beni böyle mi uğurlayacaksın? Bu günahla beni yolcu etmeye vicdanın nasıl el verecek Veysel? Bir de beden olmadı ya. Veysel? Hayırdır? Bey seni çağırmış alelacele, ne dedi? Sorma sorma, hiç sorma. Hiç sorma. Ben ne yapacaktım ya? Ben eve gidecektim. Dalmışım buraya gelmişim ben. Dur dur. Ya. Sana bir su vereyim ha. Ya yok, ben su istemem. Eve gideceğim ben. Kızım önüne bak, ayak altında dolaşma. Şükrü abla, kovaladılar beni. Niye?
Mehmet Fırat Bey herkes odasına topladı. Ay ne oluyor be? Valla çatlayacağım ha. Canım veda ediyordur, helallik falan istiyordur. O kadar çatlanacak bir durum yok Fatoş. Kızlar anlaşılan bu gece geç yatılacak. Biz de yemek yedekleyelim ha. Ne olur ne olmaz, yarın ne yapacağımız belli değil, hadi. Abla bir helva yeter. Beyefendi bu gece son nefesini verirse hatırlat da bu esprine gülelim Fatoş'cum ha. Annem şöyle bir iki dakika otur yüzünü göreyim hadi ya. İyi peki. Baba. Hayırdır? Kötü bir haber yok inşallah. Var oğlum var. Hem de haberin beteri var. Uğursuzu, uğursuzu. Gitti mi yoksa Mehmet Rıfat Bey, Veysel? Yok yok daha değil. Ama bu gidişle beni yanında götürmeye kararlı. Tövbe de. O nasıl laf öyle? Babam iyi misin sen? Tansiyonun mu çıktı? Aman oğlum keşke bir tarafıma inse de kurtulsam bu işten. Ya öyle bir iş açtı ki Mehmet Rıfat Bey başıma. Ne iş ya? Kızını getirmemi istiyor. İzmir'den. Gayrimeşru kızını. Nasıl? Mehmet Bey'in başka çocuğu mu varmış? Yok canım. Yapmaz Mehmet Rıfat Bey öyle anne, şeyler. Yalandır. Bir dakika. Ailesi biliyor mu peki bunu? Bilmiyor. Ama şu anda öğreniyorlar. Ben Mehmet Rıfat Bey bu sırla hakkın rahmetine kavuşur dediydim ama... vicdanı rahat koymadı adamı. Şu anda her şeyi döküyor ortaya. Lafı dolandırmayacağım. Sizin bir kız kardeşiniz var. Ne? Ne diyorsun baba sen? Anne. İzmir'de yaşıyor. Sizinle aynı soyadını taşıyor. Veysel onu buraya getirecek. Ölmeden önce onun buraya yerleştiğini... Tabii ya. Hepinizin onu bağrına bastığını görmek istiyorum. Babacığım. Aklınız size oyun oynuyor ilaçlardan belli ki. Uyuyun siz. Biraz dinlenin. Sabah tekrar konuşuruz tamam? Hadi. İnşallah öyledir baba. İnşallah gerçekten vardır da. Öfkemiz sayesinde daha az acı çekeriz. O kız değil Tunal. Bir anası var. Bir babası var. Ve seninle aynı soyadını taşıyor. Ve sen Tunal, ömrünün sonuna kadar ona abilik edeceksin. Ona sahip çıkacaksın. Sepetçi servetini onunla paylaşacaksın. Mine, Gülizar seninle yaşadı. Ona saygı ve sevgi göstereceksin. Ana, bu konu yüzünden ailemin dağılmasını istemiyorum. Hepsi sana emanet. Bana ne öğütlersin Mehmet Rıfat Sepetçi? Ben ne yapayım? Bana bir öğüdün yok mu? Candan! Biz seninle her zaman birbirimizi anladık. Sen beni sevaplarımla, günahlarımla hep sevdin. Ben de seni. Thank you.
pişman.